dedi ya aşağı. Nerede bu dedi? Şu balkar nereye geliyor? Artık soğumuyor da kimse geliyor. Yaklaşık bir 10 yıldan beri bu şekilde akıyor. Daha önceleri böyle değildi dere. Şu an kirlendi. Biz buradan tarım arazilerimizi suluyoruz. Bu şekilde sulayamıyoruz. Balıklar ölüyor. Bu dere yaklaşık 8-10 yıldır bu halde. Biz köyümüz dere kenarında olduğu için köye yani evimize kadar bu koku geliyor yazları. Hele yani yaz ayları. Ben kendim küçük başla uğraşıyorum. Yani dere kenarlarında hayvanlarımız susuz kaldığında bu dereden su içiyorlar. Ve bu su çeşitli hastalıklara yani sebebiyet veriyor. Hani tutun yavru atımından işte çeşit çeşit hastalıklar türüyor hayvanlarımızda. Gerek tarım arazilerimize sulama yapılıyor. Bu derede kullanılıyor tabii. Yani balıklarımız ölüyor. İşte dediğim gibi suladığımız tarım arazileri zarar görüyor tabii bu dereden. Yani kullanılmaz oluyor. Tabii derenin dereye karışan peynir suyu atıkları, peynir altı suyu atıkları yani sebebi odur. Yani zaten kokudan belli oluyor. Derimiz yaklaşık 8 yıl oldu. Pis akıyor, kokulu akıyor. Bu derimizden tarım arası olmuyor maalesef. Balıklar ölüyor. Aynı zamanda bu derimiz Çokal Barajı'na gidiyor. Buradan da içme suyu olarak Şahköy, Gelibolu tarafına içme suyu olarak gidiyor. Ben yaklaşık bir 15 sene önce hatırlıyorum burada bir tarlamız var. Ben bu tarlada kendim bizzat yüzüyordum. Yani balık tutuyorduk. Ama şu an kokusundan geçiremez haldeyiz. Köylü çok büyük şikayette. Tarım malzemesi sulamıyoruz. Yani gereken yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama fakat maalesef bize kimse sesimizi duymuyor. İnşallah bu sefer bütün yetkililer sizi inşallah duyar. Yani yazık günah. 19 Mayıs ve 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı vardı. O zaman da Çokal Barajı'nı besleyen Aksakal Deresi ile Çeyler Deresi'nde toplu balık ölümlerine rastlamıştık. O dönemde Çevre Bakanlığı'na Mayıs ayını sorduk ve 21 Temmuz'da gelen cevapta bizi şaşkınlık içine bıraktı. Diyor ki raporda gelen sonuçta balıklar ölmeye, dereler zedelere gitmeye devam ediyor. Ama geçen sene göstermek ölçüm yapılmış, pH ve oksijen değeri açısından bir kirlilik rastlanılmamıştır diyor. Kim diyor bunu? Çevre Bakanlığı diyor. Şimdi yine bakıyoruz, tam bir yıl geçmiş aradan. Yine aynı yerdeyiz. Çokal Barajı'nı besleyen, Çimendere'nin yanından geçen deredeyiz. Yine balık ölümleri ve derede koku rezalet, pislik var. Ama yetkililer bana göre bir yıldan beri bir şey yapmamışlar. O günden bugüne kadar gelinen noktada değişen bir şey yok. Bize söylenen, İşte yaz dönemlerinde derelerde suyun azaldığı ve bu sebeple de oksijen açısından ve pH'ının yükselmesiyle beraber balık ölümlerinin rastlanıldığını söyleniyor. Ama ne yazıktır ki hep kapalı dönemlerde bu ortaya çıkıyor. Geçen yıl sokağa çıkma yasağı var. Dereler yine aynı şekilde. Bu yıl yine kapanma oldu. Birden derelerde ölümlerle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi buradan soruyorum ben.
Geçen yıldan bu tarafa doğru neden bir şey yapılmadı? Çokal Barajı'nı besleyen bu derelerden Gelibolu ve civarındaki ilçelere içme suyu sağlıyoruz. Bu içme suyunu nasıl içecek insanlar, ben merak ediyorum. İçerisindeki derede fosfor ve azot artığından dolayı oksijenin düştüğü söyleniyor. O zaman demek ki bir yerde sorun var. Bu sorunu çözmek gerekiyor. Sanayiye karşı değiliz. Sanayi yapılsın ama arıtmaların da bir an evvel yapılması gerekiyor.